Aralıklı oruç yararlı mı zararlı mı? Şimdi bir kere bir işi bilene soracaksın ve onu doğru yapacaksın. Aralıklı oruca başlarken şöyle başladılar. Dünya için konuşuyorum, kimseyi kastetmiyorum. Onlar da bilemediler anlamında. Ya biz çok yiyoruz, bir ara versek fena olmayacak galiba dediler. Sonra işte kahvaltılar falan atlandı, böyle bir uzatıldı. Aa çok iyi oluyormuş bu iş, bir sürü şeye de iyi geliyormuş. O öyle bir süre gitti falan. Sonra birileri akıl etti, dedi ki ya biz bu aralığın zamanını bir oynasak. Öğleden sonra başlayan aralıklıyla sabah başlayıp öğlen biten aralıklı falan diye başladılar konuya. Ve sonunda ve önünde nihayet yani hani desteklendi işte Amerika'daki büyük üniversitelerle. Bunun adına da aralıklı oruç da değil de artık şunu demek gerekiyor. Early time restricted diet. Yani zamanı kısıtlı değil ama early'si yani erkeni. Ne demek istiyor? Diyor ki güneşin doğduğu andan itibaren güneşin batacağı erken öğleden sonraya kadar yiyebilirsin. Ne kadar erken kesersen iyi. Aynı kaloriyi, iyi veya kötü aynı yiyeceği. Mesela sabah 8'den öğlen 1'e kadar yiyenlere ver. İkiz bunlar mesela. Bir de birden akşam 7'ye kadar. Yani birden 7'ye kadar da 8'den 1'e kadar da aynı zaman var. Yemek aynı, kalori ayrı, adamlar aynı, tipler ikiz. Sonradan yiyen, bırak kilo almayı yani geç yiyen, kilo da alıyor, kilo veremiyor, moral... Diyor ki bu çalışmayı yapanlar, ya biz bunu yaptık. Ya tamam çok daha fazla kilo verdiler, buna bir şaşırdık. Fakat bunların insülin rezistansları düşündü, rezistansları düzeldi. Buna da şaşırdık, trigliseritleri gibi. En çok da depresyonları düzeldi, buna şaşırdık. Üstelik de bu grubun hepsi bu işi devam ettirmek istedi. Bunu zül olarak görmedi. Yani buradan bir şey iddia ederken bu zaten vara getiriyorum. Yani aralıklı oruç böyle halk arasında böyle bir oturdu şöyle. Hocam aralıklı oruç yapıyorum. Ben zaten kahvaltı da etmiyorum. Şöyle 2'de 1'de başlıyorum. 9'da yiyorum. Zaten öyle yiyorduk biz. Yani biz zaten akşamdan akşama yiyorduk. Dolayısıyla marifet gene 13 sene önceye döndük. Akşam yemeğinden kurtulmak. Çünkü mağara, gündüz vardı yemek, gündüz hayatta çoğalma, gelişme, gece hayatta kalma ve eskilerden kurtulma. Dolayısıyla aralıklı oruç dediğin şey akşam yemediğin şeydir. Ve gene bu da yanlış bir tabir. Çünkü ne aralığa ne oruca gerek var, ne diyete gerek var. İnsanın doğası akşam yememeye uygun. Peki mide küçültme çare mi? Şimdi nereye geldiyse o konu, o fasit dairede o insan nasıl bir disiplin yapamıyorsa, mesela trigliseritleri zıplamış, işte karaciğeri siroza gidiyor falan. Mide küçültme ile ameliyatlar, şey iğneler var ya, işte iğneleri gibi bilinen. Hı hı. Benzer mantık. Yani midenin volümü azalırsa onun içinin çabuk dolması, dolmasıyla da dolma hissiyle doyma hissi, değil mi? Aslında o. Evet. O yüzden o belki daha ekstrem. Ben ona karar verecek pozisyonda biri değilim ama mesela iğneler nasıl çalışıyor onu merak edebilirsiniz. Ne oluyor da bütün dünya bu iğneleri kullanıyor? Evet. Yarar zarar hikayesi. Hatta ünlü insanlar bu işe girdikçe daha da popüler hale geliyor. Evet. Çünkü işi ne yapıyor biliyor musunuz? Mideyi böyle bir kese gibi düşünün. Şimdi bu kesenin yukarıdan biz dolduruyoruz. Bir de aşağıdan çıkışı var. Şu an zayıflama ilaçtan. Evet, iğnelerden bahsediyorum. Zayıflama iğneleri. İğneleri ne yapıyor? Mucize mi, tehdit mi? Aynen. Kese böyle duruyor. Yukarıdan doluyor, aşağıdan boşalıyor. Bu kese esneyebiliyor tabii. Doyana kadar bir miktar esneyecek. Belli bir esnemeye geldiğinde mekanik olarak oraya temas ediyor ya, en son stretch olduğu, o gerildiği yer zaten sinyal gönderiyor. Ben doydum sinyali gönderiyor, değil mi? Bir o var, doydum sinyali. Bir de onun çıkışı var. O çıkıştan da yiyeceklerin ince bağırsağa gitmesi lazım. İlaçlar şunu yapıyor. Mide genişlemese de genişlemişmiş sinyali veriyor. Onun genişlemesine engel oluyor. Yani küçülmüş, yani içine koyuyorsun, esnemiyor böyle. Hareket etmiyor. Mide böyle böyle içindekini yoğurur ya. Hareket etmeden duruyor. Sanki sonuna kadar doymuş gibi. Bir de o haldeyken normalde bizim vücudumuz alt sfinkteri açıp onları atacak ya içeriye. Orayı da sıkıyor. Yani mideyi kımıldatmıyor, içindekini sindirtmiyor, aşağıda göndermiyor. Dolayısıyla bu iğneleri kullananlar, işte 3 köfte var, birini yiyor, ikincisini yiyemiyor. Doyduğum hissine kapılıyor. Sonra mesela öğleden sonra onu yediyse sabah hala içinde. Eğer abartır çok yerse kusuyor, kaç saat önceki yiyecekler midesinden dışarı çıkıyor. Yani mide paralize ediyor, felç ediyor mideyi gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden fazla yemek, kusma, mide paralizisi falan şikayetleri oluyor. Ama mantıken sana midenin kımıldamayacağı kadar doymuş hali veriyor. Ha biz ne yapalım mesela günlük olarak? Ne bunun çakması? Ya masaya oturdun yiyeceksin. En güzel yemeği bile burana geldiğinde yemek istemezsin ya. Demek ki önce burana getireceksin. Neyle? En emniyetli şeyle.
Bir tabak çorba iç. Bir kase salatayı. Bir daha çorba iç, bir daha salatayı. Bir daha çorba iç, bir daha salatayı. Ana hacmi doldur. Tam böyle doyma şeyi iyice oldu ya. Ondan sonra daha tehlikeli olan makarnanı, pilavını falan ye. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle de bir mantık kullanılabilir. Çünkü ilacın yaptığı şey o. Yani seni baştan canın doyduğu için istemiyor yapmak.